anki durum sıfır araçlarda normalde ÖTV zammı geliyor ama sıfır araçlara talip çok. Yani ben sabah da bayinin bir tanesindeydim. İçerisi tıklım tıklım. Ama ikinci el otomobil araç satışı bayilerine veya galericilere, acentelere gittiğimiz zaman boş. Yani şu anda ikinci elde değil de sıfırda daha fazla bir talip var. Tabii bu da ikinci elle sıfır araç arasındaki rekabet sıfır araçlara dayanıyor. Sıfır araçlar geldiği sürece de satılıyor. İkinci el pek hızlı gitmiyor. Çünkü biz şöyle zannediyoruz. Kimsenin parası olmadığını düşünüyoruz ama tabii bizim düşüncemiz. Tabii insanlarda da biraz para var. Onu da farklı yerlerde değerlendiriyorlar. Vatandaş araba almak istediği zaman ise ikinci elle uğraşmak yerine sıfır almayı tercih ediyor. Çünkü garantili oluyor. Ve sıfır aracın yüksek segmentlerde değil düşük segmentlerde bir araç almayı tercih ediyorlar. Mesela 1 milyon ve 1,5 milyon arasında. Ve üstü zaten alacak kriterlerdeki vatandaşlar belli. Onlar zaten 3'e 5'e bakmayıp aracını sipariş verip getirtiyorlar. Ama şu anda ikinci el piyasası çok durgun. Yani sabah bazen oluyor ki tabi mağazanın kapısını açıp bir tane vatandaş görmeden tekrar kapattığımız oluyor. O yüzden sıfır araç şu anda önde gidiyor. Ya şöyle, tabii var, öyle biz de duyuyoruz ama çevremde hiç kapatan olmadı. Hele ki Konya piyasasında ben hiç duymadım şu dükkan kapatmıştır diye. Tabii zorlanmalar çekiyorlar. Bu da bankalara bağlı biliyorsunuz. Bankalar kredileri kesti, kredi kartlarının oranlarını yükseltti. Tabii kredi çekip de araba alacak vatandaşın işine gelmiyor. Tabii bu maddi imkanlardan dolayı kesme oluyor tabii illaki. Ama şu anda dükkan kapatan veya dükkanı kepengini zorlamaya çalışan kimseyi duymadım ben Konya piyasasında. Ama tabii olur, İstanbul piyasası, Ankara, İzmir piyasası olabilir yani. Ama öyle bir Konya piyasasında ben kapatan duymadım. Ama bu gidişle yani eğer bu şekilde giderse tabii Konya piyasasında kapatan olacaktır tabii. Araç fiyatları şu an için stabilliğini koruyor. Fakat tabii bazı araçların fiyatlarında düşme oldu ve esnekliğini de koruyor. Çünkü bir vatandaş aldığı aracı düşük fiyattan internete koymak istemiyor. Hele ki yani bu araç piyasası önceden borsa gibi olduğu için millet araba alıp satıyordu. Yani kendi kazancını sağlıyordu ve 6 ay 6000 kilometresinin çıkmasının sebebi de buydu zaten. Şu an için herhangi bir düşme desek çok nadir bazı araçlarda oluyor. Düşmeyen araçlar ise zaten fiyatı belli. Onun haricinde ÖTV'lere zam geliyor bildiğiniz gibi. ÖTV zammı geldiği halde millet sıfıra zam geliyorsa ikinci el değerlenir gibi düşüncelere kapıldığı için şu an için düşme beklemiyorum ama tabii fiyatlar da stabilliğini koruyor şu anda. Yani şu anda şöyle söyleyeyim, tabii ikinci el dediğimiz konuya geldiğimiz zaman ikinci elde de tabii bütçeye bağlı. Vatandaşın bütçesi eğer sıfıra yetmiyorsa tabii ki ikinci ele gelecek. İkinci ele geldiği zaman da ikinci el deyip geçmeyelim. Parantez içinde ikinci elde de çok temiz araçlar var. Çünkü araç piyasası önceki senelere baktığımızda sıfır araç alıp da piyasaya süren çok vatandaşımız oldu. Sıfır araçlarda da şöyle, ÖTV zammını bekledikleri için şu anda sıfır araç düşmez. Stabilliğini korur. İkinci el piyasasına da yönelebilirler tabii. Sıfıra talep olduğu için düşmesi imkansız gibi bir şey. Çünkü sıfır araç geldiği gibi satılıyor. Bir sıfır araç bayisinin eline çantasını alıp da tek tek dolaştığı günleri hatırlıyoruz. Ama şu anda sıfır araç satış sorumlusu masasından kalkamıyor. Yani bu ne demek oluyor? Sıfır aracın satıldığını gösteriyor. Yani vatandaşların tercih ettiğini gösteriyor. İkinci el piyasasına geldiğimiz zaman ikinci elde de sıfır araç ayarında çok araç var. Bunu vatandaşların değerlendirmesini de isterim tabii.